Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta, soyadım Arsanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Sintagma Meydanı'na çok yakın bir dairedeyiz. Sintagma Yunanistan'ın kalbi sayılır. Bu yeni renove edilmiş bir ev. Şimdi evle ilgili biraz bilgi vereyim. 5. katta 70 metrekare. 2 tane yatak odası var. 1962 yapımı, 2022'de renove edilmiş ve deposu var. Burası oturma odası ve girişi. Renovasyon güzel yapılmış. Ev tabii büyük bir ev değil ama lokasyon, burada her şey lokasyonla alakalı. Burası yatak odası. Burası öne açık, çok merkezi bir yer. Burası master bedroom. Yüksek bir kira alabilecek bir yer. Oturma odası. Burası ufak bir depo alanı. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Airbnb yapılabilecek bir yer. 2 tane banyosu var. Banyolar da güzel renove edilmiş. Burası ikinci yatak odası. Henüz son detaylar, son rötuşlar yapılmamış. Balkona çıkacağım biraz. Ev çok sade. Çok sade, bembeyaz. Balkona çıkayım. Öne çok aydınlık bir yer. Çok merkezi bir yerde olmasına rağmen evin içinde gürültü yok. Fiyatı 320 bin euro. Yüksek bir kira alır. Ve burası Airbnb olur. Tekrarlıyorum. 5. katta 70 metrekare 2 yatak odalı. 1962 yapımı. 2022'de renove edilmiş. Deposu var. 320 bin euro. Fiyatta bir iyileştirme olur mu bilmiyorum. Burası da, burasını göstermedim. Burası da buzdolabı. Bembeyaz bir ev, yani kar beyaz bir ev bu. Yeri itibariyle güzel bir ev. Lokasyonu çok kuvvetli. Dediğim gibi sintagma diyebiliriz artık buraya. Bugün bir ev daha göstereceğim. Tekrarlıyorum videolarımda, tekrar tekrar aynı şeyleri tekrarlıyorum. Oturum izni Nisan'ın sonunda 250'den 500'e çıkıyor. Her videomda tekrarlıyorum. Dilim de tüy bitti. Ben çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Atina'nın dışı ve Atina'nın bazı bölgeleri 250'de kalacak. Artık yavaş yavaş herkes o bölgelerde konumlanmaya başladı. Atina'nın dışında yazlık sayılabilecek hem yaz hem kış yaşanan yerler de bana göre değerlenecek. Herkese söylediğim şeyleri size de söyleyeyim. Şu anda Atina bana göre 20 bin euro'da, 20 bin euro fazla overpriced durumda. Bazı yerler daha da fazla. Kötü bir emlakçıya da denk gelirsiniz. Bu 30-50 gibi rakamlara çıkabilir. Onun dışında diğer yerler, yani Atina dışındaki yerler şimdiye kadar çok rağbet görmediği için bana göre orası da 20-30 bin, belki de daha fazla ucuz. Dolayısıyla mutlak değer olarak eğer şu anda Atina'dan bir yer alınırsa fazla verilecek 20-30 binle diğer bölgelerden daha ucuza alacağınız para düşünülürse rahatlıkla bir 50 bin euro
para kurtarmış olursunuz. Bu da kendi başına her şeyi söylüyor. Daha fazla detay vermeme gerek yok. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Zaten anlamayan bizimle irtibata geçmesin. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.